أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد، اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En'am suresindeyiz. Surenin 93. ayetindeyiz. Altıncı sure 93. ayet. Estaizu billah. En'am suresi 93. ayet. Hatırladığım kadarıyla ayeti ele almıştık bayram öncesi ve tamamladık ayeti ele almayı. Müfessirini de okuduk. Sıra geldi kırık mealine. (gülüyor) 93. ayet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كذبا أو قال أوحي إلي
ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم وكم أظلم daha zalimdir ممن افترى افترى edenden İftira eden kimseden alallahi Allah'a iftira Arapçada ala ile kullanılıyor. Türkçede ismin e halinde keziben bir yalanı bir yalanı Allah'a iftira eden kimseden kim daha zalimdir? Av yahut kâle yahut diyen diyenden yani ya da buradaki gibi olsun yahut diyen
Uhya ilayya. Bana vahyolundu. Ve lem yuha. Halbuki vahyolunmadı. İleyhi kendisine. Şeyun. Herhangi bir şey. Veya sadece bir şey. وَمَنْ قَالَ ve diyen kimse den daha zalim kim vardır? سَاُنْزِلُ indireceğim مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiği gibisini veya Allah'ın indirdiğinin mislini, benzerini yahut dengini diyelim veya mislini, benzerini, benzeri daha iyi olurdu belki. وَلَوْ تَرَى hem bir görsen اِذِ الظَّالِمُونَ zalimleri o vakit zalimleri فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ölümün zorluklarında dalgınlıklarında sıkıntılarında sarhoşluğunda belhum fi gamra bu kelimeye bakalım bilahare. Ölümün sıkıntılarında diyelim şimdilik. Vel melaikatu öte yandan melekler basitu eydihim ellerini açmış ahricu çıkarın enfusekum kendinizi veya canınızı el yevma bugün tuczevne cezalandırılacaksınız veya cezalandırılıyorsunuz bugün cezalandırılıyorsunuz. Bizim Türkçe'de de yakın gelecek için böyle kullanılabiliyor. Bugün gidiyorsunuz mesela. Halbuki akşamına gidecekler günün mesela. Bugün cezalandırılıyorsunuz, cezalandırılıyorsunuz. Azabel huni. Alçaltıcı azapla. Bima kuntum tekuluna söyleyip durmanızdan ötürü bunu bir kerecik falan yapmamışlar demek ki hikaye ettiğine göre kuntum tekuluna deyip duruyordunuz konuşup duruyordunuz alallahi Allah'ın aleyhinde غير الحق hakkın gayrısını hak dışı şeyleri
ve kuntum ve idiniz an ayatihi onun ayetlerine karşı testekbirun müstekbirler idiniz veya istikbar edenler idiniz. İstikbar ediyordunuz. İdiniz de bu tarafta var zaten. Onun ayetlerine karşı istikbar ediyor idiniz. İngilizcesine gelelim. وَمَنْ and who woman azlam is more unjust mimmen iftara than who slandered they are fabricated ala Allahi against Allah ya an Allah kadiben a lie au qala or he said Uhiya ilayya. It has been revealed to me. Uhiya ilayya. Wa lam yuha ilayhi shay'un. While it has not been revealed to him ilayhi shay'un a thing woman qala and who said sa'unzilu I shall descend مثل ما أنزل الله the light of what Allah descended ولو ترى and if you see إذ الظالمون when the unjust في غمرات الموت are in the death's intensities والملائكة and the angels باسطوا أيديهم are spreading their hands أخرجوا get out أنفسكم yourselves
اليوم today اليوم تجزون you are being recompense عذاب الهون the torture of humiliation بما كنتم تقولون because of what you were saying على الله about Allah we are against Allah غير الحق other than the truth وكنتم and you were عن آياته against his verses تستكبرون arrogant and you were arrogant against his verses İrabına geçelim woman واو حرف عطف veya استئناف من مبتدا أظلم خبر ممن جار مجرور افترى فعل ماض على جار لفظة الجلالة مجرور كذبا مفعول به أو حرف عطف قال فعل ماض أوحي فعل ماض مجهول إلي جار مجرور نائب فاعلي أنا ولم يوحى واو حالية لم حرف جزم يوحى فعل ماض إليه جار يوحى فعل مضارع مجزوم إليه جار مجرور شيء نائب فاعل ومن عطف معطوف قال فعل ماض س حرف استقبال أنزل فعل مضارع مثل مفعول به ما مضاف إليه أنزل فعل ماض الله فاعل ولو حرف شرط ترى فعل مضارع إذ مفعول فيه الظالمون مبتدأ في جار غمرات مجرور الموت مضاف إليه واو حالية الملائكة مبتدأ باسط خبر مضاف عين زمان دا أيدي مضاف إليه هم مضاف إليه
أخرجوا فعل أمر فاعل أمتم. أنفسكم مفعول به، كم مضاف إليه، اليوم مفعول في، تجزون فعل مضارع مجهول نائب فاعل أوردكي واو أونار يعني. عذاب مفعول به، الهوني مضاف إليه، بي جار، ما مجرور، كنتم فعل ماض، اسم كان أنتم، تقولون فعل مضارع، خبر كان، على الله جار مجرور، غير خبر كان، الحق مضاف إليه، وكنتم واو حرف عطف، كنتم فعل ماض، أردك تا كان الاسم، عن جار، آياتي مجرور، هي مضاف إليه، تستكبرون فعل مضارع، خبر كان. Gelelim meallerine. Enam suresi 93. ayet. Estaizu billah. Suresi 93. ayet. Meallere başlıyoruz. Elmalı Hamdi Hoca'nın meali. Uydurduğu yalanı Allah'a isnat eden. Veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolunuyor diyen kimseden. Bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim demekte olan kimseden daha zalim kim olabilir? İftira için uydurmayı kullanmış. İhtaraka gibi olmuş yani. Yalanı Allah'a isnat etmek, yalanı Allah'a iftira etmek ayetteki ifadesiyle. Bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim. Burada ayetler ifadesi geçmiyor. Seunzilu mitleme enzelallah. Allah'ın indirdiğinin mislini indireceğim. Demekte olan kimseden daha zalim kim olabilir? Olabilirli bir soru burada.
burada ise kim ondan daha zalimdir? Görsen o zalimleri, ölüm dalgaları, gamarat için dalgalar demiş Elmalı Hoca. Yoğunluklarıyla ölüm dalgaları içinde boğulurken, boğulmak var burada. Melaike ellerini uzatmış, çıkarın diye. Basitu için uzatmış demiş. Basata. Medde gibi olmuş bu da biraz. Çıkarın var diye. Bu ifade ayette yok. Canlarınızı, enfusekum için canlarınızı demiş. Bugün zillet azabıyla azabel hun ifadesine zillet azabı demiş. Cezalanacaksınız. Ayette ise cezalandırılacaksınız şeklinde bir ifade var. Belki aynısı bu. Çünkü Allah'a karşı hak olmayanı söylüyordunuz. Allah'a karşı alallahi hak olmayanı söylüyordunuz. Ve çünkü Allah'ın ayetlerinde istikbar ediyordunuz. En var orada. Burada fi gibi olmuş. Allah'ın ayetlerine karşı istikbar ediyordunuz olsa veya Allah'ın ayetlerinden büyüklenip kaçınıyordunuz gibi olsa. Nasıl hocanın meyanine bakalım. Ve daha zalim kim vardır? O kimseden ki hoca parçalı gitmiş, yalan yere Allah Teala'ya iftirada bulunmuş. Yalan yere Allah Teala'ya iftirada bulunmuş. Oradaki kediben ifadesini mef'ulün bih olarak almamış. Bir bakıma hal gibi görmüş onu. Allah'a iftirada bulunmuş ama sahici değil. Kediben. Yalan yere. Farklı bir şey olmuş. Yalan yere Allah'a iftirada bulunmuş. Ama bu arada iftira kelimesini kullanabilmiş Nasuh Hoca. Yalanı Allah'a iftira etmek gibi Türkçe'de söylenmeyen bir şeyi söylemiş. Olmamış tabii. Veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyolundu demiş ve ben de Allah'ın indirdiğinin mislini indireceğim diye iddiada bulunmuş olur. O nasıl oldu? Soru burada yok. Ve daha zalim kim vardır o kimseden ki yalan yere Allah Teala'ya iftirada bulunmuş ve kendisine bir şey vahyedilmedi mi bana demiş ve ben de Allah'ın indirmesi indireceğim diye de iddiada bulunmuş olur. He. Böyle bulunmuş olan, olur olan kimseden kim daha zalim vardır? Yine soruya geri dönüyor. Görecek olsan velev tera, görecek olsan, burada görsen, o zaman ki zalimler ölüm gameratı içinde kalacak. Gameratını aynen almış hoca buraya. Onlara melekler de ellerini uzatarak, bu da gelecek zamanlı olmuş, sanki ileride olacak bir şeymiş gibi. Halbuki bu da sürekli yaşanıyor. Zalimlerin ölüm gamaratı içinde kalmaları. Onlara melekler de ellerini uzatarak, hoca yine uzatmak demiş. Çıkarınız canlarınızı. Bugün zillet azabıyla cezalanacaksınız. Sanki bu cezalandırılacaksınız gibi ayette. Nasuh Hoca da zillet azabı demiş. Allah Teala'ya karşı hak olmayanı söyler olduğunuzdan ve onun ayetlerinden böbürlenerek kaçtığınızdan dolayı, en olduğu için bir şekilde kaçmayı sezdiriyor. Kaçtığınızdan dolayı böbürlenerek, ama açıkça kaçmak fiili var mı? Yok. Ayetlerden istikbar etmek var.
Hasan Basri Hoca'nın mealine bakalım. Allah'a karşı yalan düzüp iftira için bunu kullandı. Ama arada yalanı da kullandı. Yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da parantez içinde kitap vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği parantez içinde ayetler gibi ben de indireceğim diye söyleyenden daha zalim kim vardır? Tabi bu Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim iddiası, hem veya Allah'ın indirdiğinin gibisini indireceğim iddiası, hem dine karşı bir meydan okuma, yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği dini ne kadar doğruya, ne kadar iyiye, ne kadar ahlaklı olana iletiyorsa ben dengini, benzerini yapabileceğim demek şeklinde bir iddia. Bunu şeye kadar götürebilirsiniz. Allah şöyle demiş diyelim, bir konuda hüküm belirtmiş. Ben onun daha iyisini veya dengini yapabileceğim şeklinde. Cenab-ı Hak ne kadar iddialıysa onun hikmetiyle, ilmiyle, bunu doğruya ileten yanıyla, inne hadal Kur'ana yahdi lilleti hiye akvamu, en doğru, en muhkem, en sağlıklı, en yerinde olanını ben söylerim diyen Allah Azze ve Celle'ye karşı bir meydan okuma bu. Dolayısıyla üçünü bir arada Türkçesinde olunca daha dikkat çekici oluyor. Meleklerin de pençelerini, ayette eller ifadesi var. Burada pençelere dönüşmüş. Bu bizim hoşlanmadığımız tarzda bir meal. Ayette el geçiyorken buna pençe demek mesela. Pençe ifadesi daha hayvani bir üstelik kullanım. Uzatarak, yine uzatma var kendilerine. Haydi bakalım, bu parantez içinde, canlarınızı kurtarın. Bu başka bir şey olmuş. Yani melekler bunları kavramışlar. Bunlar onlara diyorlar ki hadi kurtarın kendinizi. Halbuki ayette ahricu, çıkarın. Bunu Hasan Basri Hoca belki şundan ötürü düşündü yahut esinlendiği kaynak her neresiyse. Geçen derste de benzer bir soru olmuştu. Melekler burada sanki çaresiz ve o kişiye sen kendini çıkar telkininde bulunuyorlar. Sanki o kendini çıkarmazsa melekler ona bir şey yapamayacakmış gibi. Melekleri böylesi bir çaresizlik görüntüsü içerisine sokmaktansa ayeti böyle anlamayı tercih etmiş gibidir. Melekler ellerini uzatmışlar veya pençelerini, bunları kavramışlar. Onlara da hadi kendinizi kurtarın bakalım diyorlar. Canlarınızı kurtarın. Zaten şeydeler yani, kabzadalar buradaki anlayışa göre. Ama ayetin lafzi boyutuyla çok uyumlu mu? Bence değil. Canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı haksız olanı söyleye geldiğiniz, Allah'ın ayetlerinden kibirlenerek uzaklaşmış olduğunuz içindir ki bugün hakaret azabıyla cezalandırılacaksınız. Hakaret azabı biraz hafif olmuş. Yani elhun, alçaltan, aşağılayan bir azap çeşidi bu. İçinde hakaret falan da vardır. Ama dayak da vardır. Yüzüne vurmak da vardır. Mesela aşağılama. Başka ayette Cenab-ı Hak yadribune vucuhahum ve edbarahum. Yüzlerine vuruyorlar. Dübürlerine vuruyorlar. Bunlar hepsi o alçaltıcı azabın örnekleri. Sadece sözlü değil yani, hakaret gibi. Cezalandırılacaksınız dedikleri zaman sen o zalimleri bir görmelisin diye bağlamış. Süleyman Ateş mealine bakalım. Allah'a karşı yalan uydurandan, yine uydurmak, ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken
bana vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği gibi indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler ölüm dalgaları içinde melekler Allah'ı melekler ellerini uzatmış. Haydi canlarınızı çıkarın. Allah'a gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı büyük taslamanızdan ötürü birleştirmiş bir ifadeyi bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız. Alçaklık azabı. Alçaklık azabı. Yani alçaklara verilen azap gibi bir şey mi yoksa alçaltan azap, onur kırıcı, aşağılayıcı bir azap anlamında mı? Derken onların halini bir görsen diyor Ateş Hoca mealinde. Diyanet Vakfı mealine bakalım. Allah'a karşı yalan uydurandan, buradan da yani bu ifadelerden Allah adına yalan şeyleri konuşan kimse anlaşılıyor mu? Yukarıdan beri okuyoruz da Allah'a karşı yalan uydurmak. Ama iftira da Allah'a bunu iftira etmek en azından anlaşılıyor. Yani evet Allah hakkında bir şey söylemek anlaşılıyor. Allah'a karşı yalan uyduran diye okuduğum zaman ben sanki Allah'la konuşuyormuş da bu kişi Allah'a da yalan söyleyip duruyor. Mesela bana karşı yalan uyduruyorsun desek ne anlaşılır? Bana yalan söylüyorsun gibi anlaşılır. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden, dikkat ederseniz bu da tekil, yani bana vahyolunuyor şeklindeki çoğul hali değil, uhiye ileyye, bana vahyolundu. Bir kerecik. Niye Cenab-ı Hak bunu tekil ifade etmiş? Demek ki bu suç çün bir örneği bile bu şey için yeterli. Yani diyebilirdi yuha ileyye. Yani bana vahyolunuyor. Sürekli süreç içerisinde gibi bir izlenim. Tabii bu o günah boyutunun genişlemiş versiyonu. Ama Allah Azze ve Celle orada anlık bir şey seçmiş. Kesit seçmiş. Uhiye ileyye. Bana vahyolundu. Artık sen bana vahyolunuyor, sürekli vahiy alıyorum diyen adamın fecaatini, vehametini düşün. Kaldı ki melekler onlara karşı suçlarını söylerken Allah hakkında yalan konuşup duruyordunuz diye. Yani genişletmek istediği zaman, sürece yaymak istediği zaman yayabiliyor Cenab-ı Hak ifadeyi. Ama burada anlık seçmiş. Bana vahyolundu diyen adamdan daha zalimi yok. Bir kerecik defaten söylemiş olması onu bu kapsama sokar. Diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim. Bu da gelecek zamana dönük bir şey. Yani bunu daha yapmadan bu suçun parçası haline geliyor. Ben de bunun benzerini indireceğim demek sadece salt iddiadan ibaret. Daha benzerini yapmaya girişmemiş, bunları ortaya koymamış, halkı bunları beğendirmeye kalkışmamış. Oralara hiç gelmeden bunun iddiası bile kişiyi bu kapsamda bir suçun içerisine çeker. İndireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Ben seni öldüreceğim desen mesela, bu cinayeti işlemediğin sürece tehditle sınırlı kalır, katil olmazsın. Hatta vazgeçmesi vesaire olayı daha farklı noktalara çekebilir. Pişmanlık dolayısıyla. Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'afu anna ve aghfir lana ve arhamna. Ente mevlana fansurna ala alqawmil kafirin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.